Dur biraz. Yine mi sınıfta bebekler var? Ya da belki de öğretmenin tatile ihtiyacı vardır. Yepyeni WooHoo kanalımızda daha fazla şaka ve pratik bilgi bulabilirsiniz. Abone olun, harika hilelerin ve eğlenceli şakaların tadını çıkarın. Aşağıdaki linki takip edebilirsiniz. Yaz okulumuza dersler henüz başlamadı. Ama Hande Hoca tatile çıkmak istiyor. Çoktan eşyalarını topladı. Hoşçakalın arkadaşlar. Bavul şeklinde bir kabı kalemle dolduralım. Kapağı seyahat etiketleriyle süsleyelim. Çantam hazır. Pazartesi görüşürüz kızlar. Bu seyahat kalemleri haritanın üstüne işaretleme yapmak için çok uygun. Hoşça kal okul. Öğretmenimiz gittiğinde bizim de aklımıza ilginç bir şey geldi. Bu kalemler sonuna kadar kullanılmış. Hey, onları hemen atma. Onlardan minik bir özgürlük heykeli yapacağım. Balon. Boya. Hepsine ihtiyacım olacak. Oyuncak bebek özgürlük heykeliyle tanışmaya hazır olun. Boş bir yüzüğü açalım. LOL bebek için saç bandı şekli verelim. Üstüne çift taraflı bant şeridi yerleştirelim. Renkli kalemleri keselim. Bunları saç bandına yerleştirelim. Saç bandının tabanını polimer kille saralım. Ve paketteki talimatlara uygun şekilde pişirelim. Tacı akrilik boyayla boyayalım. Siyah boya kullanarak gözlem kulesine pencereler ekleyelim. Tacı eski bir LOL bebeğe takalım. Başını yumuşak kile saralım. Saç modeli şekli verelim. Bir balonu keselim. Bebeğe kıyafet olarak giydirelim. Ve balon parçasını açılı şekilde takalım ki pelerin gibi görünsün. Kırmızı bir kurşun parçasını polimer kille saralım. Meşale şekli verelim. Ayrıca kilden bir kitap yapalım. Pişirelim ve altın ile turkuaz renklerine boyayalım. Meşaleyi ve kitabı bebeğin ellerine yerleştirmek için çift taraflı bant kullanalım. Bebeği bir kalemliğe yerleştirelim. Bu küçük bebek neşemizi yerine getirecek. Ne kadar şirin. Ayrıca çok kullanışlı. Renkli kalemlerle özgürce resim yapabiliriz. Ben de farklı bir şey yapacağım. Bebeğimle birlikte benzer çantalarımız var. Pembe mukavvaya bir bant rulosunun şeklini çıkaralım. İki daire keselim. Mukavvayı bolca yapıştırıcıyla kaplayalım. Daireler yaparak kordon yerleştirelim. Bant rulosuna tutma yeri olarak iki kordon parçası silikonlayalım. Ve mukavva duvarı bant tabana yerleştirelim. İçine bir kordon dairesi koyalım. Ve bağ olarak bir boncuk ekleyelim. Kızlar, yeni aksesuarıma bakın. Hasır bant çantalar bu yaz hem insanlar hem de bebekler için çok moda. Mini okul malzemeleri modası. Hayallerinizdeki tatil yerini seçelim. İşte burası dünyadaki en popüler yer. Okyanus, güneş, palmiye ağaçları. Hey, hayali güneş yanıklarını unutmayalım. Haklısın. Barbie ve benim plaj şemsiyesine ihtiyacımız var. Renkli plastik dosyadan bir daire keselim. İkiye katlayalım. Sonra dört bölme elde etmek için farklı yönlere doğru kıvıralım. Hatları boyunca kesikler yapalım. Ve kenarlarını çift taraflı bantla sabitleyerek üç boyutlu hale getirelim. Ortasına bir kalem silikonlayalım. Bir kapağın klipsini keselim.
Kalemi başka bir dosya parçasıyla kaplayalım. Ayaklık olarak damlatmayan bir boyama bardağının kapağını kullanalım. Kalemi kapağa silikonlayalım. İşte yeni küçük ve yararlı şemsiyem. Buna kesinlikle sahilde ihtiyacım olacak. İçinde de bir kalem var. Bununla seyahat günlüğümü yazabilirim. Ama bir şey eksik. Bebeklerimin de rahat olması gerekli. Bir şişme yatak olsa harika olurdu. Plastik kitap kılıfının bir kenarını keselim ve ek yarı boyunca bir kesik yapalım. İkiye katlayalım. Kenarını parşömen kağıdıyla saralım. Ve saç düzleştiriciyle mühürleyelim. Yastık yapmak için bir parçayı parşömen kağıdıyla kaplayalım. Ve sıcak bıçak kullanarak bir ek yeri oluşturalım. Alt kısmını saç düzleştiriciyle mühürleyelim. Küçük bir boşluk bırakalım. Bir pipet yerleştirelim. Ve yatağı havayla dolduralım. Sonra mühürleyip kapatalım. Bir defter kapağına çift taraflı bant yerleştirelim. Ve mavi köpük kağıt sabitleyelim. Şişme yatağı buna yapıştıralım. Köpük kağıdı bir deniz yıldızıyla süsleyelim. Bu gerçek bir şişme yatak ama bebek boyutlarında. Bakalım Barbie bebeğim bunu sevecek mi? Harika! Ve içinde de bir seyahat günlüğü var. Kızlar, bebeğimin saç modeli için bana yardım edin. Olamaz, bunu istememeliydim. Bu Barbie bebeği sadece kel olmak kurtarabilir. Ağlama Sinem, silikon bu sorunu çözecek. Saçı olmayan bir bebeğin başını yoğun bir kremle kaplayalım. Üstüne kalın bir katman silikon uygulayalım. Farklı renklerde silikon kullanalım. Saç modeli yapmak için damlalar uygulayalım. Vay canına! Gerçekten Barbie'nin yeni görüntüsünü sevdim. Ayrıca bu saç modeli çok pratik. Silgi gibi de kullanılabiliyor. Harika! Anne hocam, geri dönmüşsünüz. Çok güzel bronz olmuşsunuz. Pembe yüzünüze ve ceketinize çok yakışmış. Hande hoca tatilden döndüğü için üzgün. Bu yüzden herkese sınav yapacak. Kızlar çok fazla hata yaptılar. Tüm tipeksi kullandılar. Tamam, yeni bir tane yapacağım. Bir tipeksin gövdesini akrilikle boyayalım. Büyük gözler çizelim ve dişleri olan bir ağız. Arkasına pembe şeritler silikonlayalım. Ek yerini simli bantla süsleyelim. İki sırt çantası kayışı şekli verelim. Boyayı şeffaf oje ile sabitleyelim. Hey, orada ne var? Pembe tipex mi? Hayır. Bu sadece Barbie bebeğimin yeni sırt çantası. Yine mi hata? Neyse ki bu lol bebeğin bir can simidi var. Eski bir silgiye iki daire çizelim. Biri daha büyük ve biri daha küçük. Halkayı keselim.
Kenarlarını keselim. Ve törpüleyelim. Halkayı kordonla süsleyelim. Bu silgi can simidi hem bebeğimi hem de notlarımı kurtaracak. Arkadaşımda ne var merak ediyorum. Vay canına, ne kadar şirin bir can simidi. Keşke tatilde olsam. Şu an tropik bir yerde olmak isterdim. Ama buradaki tek tropik şey palmiye ağacı kalemim. Parşömen kağıdına silikondan bir şekil yapalım. Bir kalemi kapağı yana gelecek şekilde yapıştıralım. Kalemin etrafına kordon saralım. Silikonla sabitleyelim. Kordonu biraz akrilik boya kullanarak boyayalım. Palmiye ağacı gibi görünmesini sağlayalım. Yeşil köpük kağıttan palmiye yaprakları keselim. Yaprakları kalemin üstüne yapıştıralım. Tabanı yapıştırıcıyla kaplayalım. Kinetik kum serpelim. Saç spreyi ile sabitleyelim. Ve ağacın gövdesini keselim ki kalem açılabilsin. Bakın, Hande Hoca yine hayal kuruyor. Hey, birisinin öğretmenine mojito getirmesi gerekli. Bebek okul malzemelerimizi sevdiniz mi? Öyleyse siz de sınıfa nasıl oyuncak bebek sokacaksınız yorumlara yazın. Tipex çanta, bant çanta, yatak defter ya da özgürlük heykeli lol bebek yapacak mısınız? Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece Turum Turum'daki yeni bebek fikirlerini kaçırmazsınız.